Ben buradan giderken Umre'ye Türkiye'den gelenler vardı. Bana birisi dedi ki şu sizle beraber giden kişi tam 20 yıldır kızını evlatlıktan sildi dedi. Aynen. Kızını biri istemiş, o da vermemiş, kızı da kaçmış. 19 yaşında, 18 yaşında torunları var ama ne dede torunları tanıyor ne torunları dedeyi. Böyle bir durum var. Bu Türkiye'deyken bir iki defa bir şeyler söyledim ama hiç etkili olamadım hocam. Neticede Medine-i Münevvere'ye gittik. Böyle bir fırsat olsa da bir şeyler konuşsak dedim. Tam günlerden cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şeriflerinin arkasında o çadırın altındayız. Güzel bir yandan güneş vuruyor. Biz de onunla sohbet ediyoruz ama inanın o benden daha bilgili Allah için. Konu şeye geldi. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةِ diye ayetine geldi. Hani iyilikle kötülük bir olmaz, siz kötülüğü iyilikle def edin. O ayetlerden anlatırken nereden aklıma geldi? Ben de şaşırdım. Elimle gösterdim dedim, şu kabirde yatanı seviyor musun dedim. Evet. Böyle döndü, peygamberimizi gösteriyorum. Dedi sen ne diyorsun ya dedi. Medine-i Münevvere'de böyle soru mu sorulur? Bak dedim Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizi biz yarattık. Sizin kalbinizin fısıltılarını biliriz. Sizin iki tarafınıza melekler koyduk. Ağzınızdan ne çıkıyorsa kaydediyoruz. Tam burada melekler yazsın işte. De ki ben seviyorum Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i. Tabi seviyorum dedi. O senin seviyorum dediğin Hazreti Muhammed Mustafa Uhud'da Hamza'yı tanıyamadı dedim. Hamza'nın ciğeri çıkmıştı, karnı yarılmıştı. Ey göklerin ve yerlerin aslanı Hamza dedi. Yas tutmak caiz olsa senden sonra gülmezdim. Hamza'yı o hale getiren Vahşi'yi affetti o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hamza'nın ciğerini dişleyen Hint'i affetti. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi affetti. Allah'ını seversen 20 senedir kızını affetmiyorsun. Hem de nasıl sevdim diyorsun Hazreti Muhammed Mustafa'yı. Tabii Türkiye'den gelirken hocam telefonunu almıştım ben kızının. Kızının telefonunu o anda çevirdim. Kızım dedim ben Geylani dedim. Amca isminizi duydum dedi. Babana vereceğim, babanla konuşacaksın. Amca babam benimle konuşmaz dedi. Konuşacak kızım. Hocam telefonu verdim. 15 dakika kelime yok. Karşı tarafta da burada da. Ama gözyaşlarını bir görsen, hocam ben onlardan daha çok ağladım. Ondan sonra konuştular. Tekrar kız beni aradı. Dedi ki şimdi babam benimle görüşecek mi dedi. Evet kızım ben bütün akrabalarıma söyleyeceğim. Söyle yavrum dedim. Söyle. Neticede cuma namazını kıldık hocam. Gamame mescidine doğru geliyoruz. Bana dedi ki Geylani söyle Allah'ını seversen. Ya beni nasıl yumuşattın? Bu cümle çok önemli hocam. Lütfen ben bunu kardeşlerime duyurmak istiyorum. Evet. Dedim ki seni ben yumuşatmadım. Bura Medine-i Münevvere, Sultan da Hazreti Muhammed Mustafa. Burada dedim, burada iki tane güneş var. Bir semadaki güneş, bir de yerdeki güneş. Gönülleri eriten güneş burada. Onun için insanlar senelerce buraya gelmek için gayret ediyorlar. Şekilleri burada değişiyor. Bir daha döndüğü zaman eski hallerine yaklaşmıyorlar.